Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her zaman olduğu gibi yine çok yoğun bir gündemi vardı. Bakan Çavuşoğlu sabah erken saatlerde İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara uyguladığı şiddeti değerlendirdiği 3 telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu ilk olarak Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç Aziz'le görüştü. Çavuşoğlu ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman Es-Safadi ile yine Mescid-i Aksa sorununun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamiloğlu'la da telefonla görüşen Çavuşoğlu, İsrail'de güvenlik güçlerinin Filistinlilere uyguladığı yasakları ve şiddeti değerlendirdi. İsrail polisi 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in 2 kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. Mevkidaşlarıyla sabah saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Muğla'ya gitti. Çavuşoğlu, Seydi Kemer ilçesinde düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katıldı. Ben de bir Yörük çocuğu olarak, Yörük evladı olmaktan gurur duyan bir kardeşiniz olarak, bugünkü şenlikte siz Yörük Türkmen kardeşlerimle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz geçmişimizde gurur duyuyoruz. Ecdadımızla, atalarımızla gurur duyuyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Geçmişinden utanan geleceğini şaşırır ve geçmişinden utananın bu vatana, millete de vereceği bir şey olmaz.